Merhaba. Türkiye seçimini yaptı. Sözünü severim. Fakat bu defa böyle olmadı. Dengelerin tam anlamıyla altüst olduğu bir seçim yaşadık. Anket şirketlerinin tamamı İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin alacağını bildiriyordu. Zaten normal koşullarda karşılarına kimi koyarsanız koyun 10 kere seçim yapılsa Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş banko kazanır. Seçim sonuçları bunun da ötesinde büyük sürpriz yaptı. AKP tarihinde ilk kez ikinci parti oldu. CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu. 2023'te şaşırtıcı biçimde sandığa yansımayan ekonomik buhran etkisini 10 ay sonra 2024 Mart ayında gösterdi. 74 yıl sonra Balıkesir'in sosyal demokrat bir adayı seçmesi, 30 yıl sonra Üsküdar'ın CHP'li kadın adayı tercih etmesi mühimdir. Beyoğlu ve Eyüp Sultan'ın CHP'ye geçmesi de bir o kadar anlamlıdır. Seçilirsen belediyenin kapıları dem partililer hariç herkese açık olacak diyen Afyon adayı için zaten seçilemeyecek denmişti. 2023 verisi öyle söylüyordu çünkü. CHP'nin oyu %18'di. 3 kişiden ikisi Cumhur İttifakı ve Erdoğan'a oy vermişti Afyon'da. Burcu Köksal %50 ile seçildi. Seçildiğimde Afyon Karahisar Belediyesi'nin kapıları Dem Parti hariç siyasi partilere açık olacak. Yani ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim. Seçimden önce iki veriye dikkat edeceğimi söylemiştim. Yüzde yirmilerde ifade edilen kararsız seçmenin ne yapacağı ve seçime katılım oranının ne olacağı. Kararsız seçmen iktidarın karşısında şansı yüksek adaya yöneldi. İktidara kızgın olup CHP'ye oy vermek istemeyenlerse sandığa gitmedi veya boş oy attı. Aynı şey DEM Parti ve İyi Parti'den CHP'ye oy kaydı. İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın. Seçmenlerimiz oraya oy verdi çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. Sözleriyle bunu teyit etti. İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Ekrem İmamoğlu 10 puandan fazla 1 milyon oydan çok fark attı Murat Kurum'a. Acaba kaçı Dem Partiliydi veya Dem Partililer oylarını çekerlerse durum değişiyor muydu? Ayrı bir analiz konusu tabi. <laughs> MHP'den AKP'ye kayma olsa da AKP seçmeni adeta partisini tokatladı. 2023 seçimlerinde %87'yi bulan katılım oranının 10 puan kadar düşmesinin bir nedeni de bu. İstanbul tek başına Ekrem İmamoğlu'nun zaferidir. Erdoğan'a, devlete, 17 bakana, yargıya rağmen 5 yıl içinde 3. kez kazandı ve bu defa attığı farkla sonraki Cumhurbaşkanı adayı olarak ismini tescil ettirdi. CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için. Kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi ya? Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçeği görmeleri lazım. İşte yerel seçim geliyor. Ya hadi İstanbul'da, Ankara'da desinler ki biz kendi adayımıza çıkacağız ve kazanacağız. CHP'nin zaferi Genel Başkan Özgür Özel'e de güven oyu olmuş. Aportta bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu jübilesini yapmıştır. Ofisini kapatabilir. Kazandığı belediye sayısıyla 3. parti olan Dem Parti'nin Türkiye geneli oyları eridi. Karşı kaybetti fakat Tunceli'yi aldı. Diğer belediyeleri ise korumuş görünüyor. Sonuçlar netleştikten sonra Dem Parti daha çok konuşulacak. İttifaklar, oy kaymaları, söylemler, batı illerindeki erimenin nedenleri vesaire. Tabi bir de taşıma oy konusu var. Büyük skandal ve seçim zaferiyle gölgelenen bir tartışma bu. Binlerce asker, kolluk gücü bölge illerine, ilçelerine taşındı, oy kullandırıldı ve 12'den fazla irili ufaklı belediyede sonucu AKP lehine belirledi. Bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin. Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan sürecik radar üstünü kapattığını ilan etsin ve emeklimizin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardığını ilan etsin. Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Alın bakalım size o demeyi Oyunu %6'nın üzerine çıkaran yeniden Refah Partisi ise özellikle Gazze Filistin dramına AKP'nin kayıtsız kalmasıyla yelkenlerini şişirerek oy oranı itibariyle 3. parti kürsüsüne çıktı. AKP seçmeninin içine sinerek oy vereceği bir parti oldu yeniden Refah. AKP'li muhafazakar tabanın iddiası olan bir adresi var artık. İl genel meclisi oylarına bakıldığında bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun cevabı bu oylardır. Kimi illerin kırmızıdan sarıya döndüğünü görürsünüz. Yani Kütahya, Afyon, Burdur, Sivas, Giresun, Ardahan, Sinop, Kastamonu ve Adıyaman'da başkanlığı CHP kazanmışken il genel meclisi oylarında birinci parti AKP oldu. Buna MHP hatta Yeniden refah oyunu da ekleyin, farklı bir denge çıkar ortaya. Erdoğan devletin tüm imkanları ve onca kara propagandaya rağmen seçimi döndüremedi. Çalıp çırpma, taşıma oy da bir yere kadar. AKP sandıktaki öfke patlamasına engel olamadı. Küstürdüğü seçmeni ikna edemedi. Bundan sonra da olanaklı görünmüyor. Erdoğan çöküşü durdurmak, toparlamak için çabalayacak fakat büyük suçları yüzünden hukuka dönemediği için belini doğrultamayacak. Yumuşar mı, sertleşir mi? Cevabım olumsuz. Fakat artık işi çok daha zor. Seçmenden sert bir şamar yedi. Muhalefet cephesinin de işi bitti diye düşünmemesi lazım. Her şey yeni başlıyor. Demokrasi güçleri akılcı hamlelerle zaferi kalıcı hale getirmeli, hata yapmamalı. Sayın Cumhurbaşkanı 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul o hizmeti hemen alsın. Engelleme. Seçim umudu yeşertmiş ülkenin hayrına olmuştur. CHP'nin zaferidir, ikinci kazanan yeniden Refah Partisi'dir. Kaybedeni çoktur. Erdoğan'ın 31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktası sözü tarihe geçmiş, bitiş teyit edilmiştir önümde 4-4,5 yıllık bir süre var sözüyle de sonuna kadar direneceğini göstermiştir. Karşınızda veziri fili kalesi düşmüş, piyonları tarumar olmuş bir şah var. Ve oyunun sonu doğru birkaç hamleye bakıyor.